Derince Belediyesi sunar. Suyla hayat bulan ilçe. Derince belgeseli. Ben şairlere ilham olan şifalı çene suyunun kaynağıyım. Tabiatın tüm güzelliklerini bir hazine gibi saklar kalbim. Ben Çene Dağı'nın huzur verici ormanları, Tahtalı Göleti'nin berrak suyu, Horasan Eren'i Dümbüldek Dede'nin ilim irfan yurdudur topraklarım. Ben milli mücadele kahramanı Beş Divanlı Rıza Bey'in karargah merkeziyim. Kocaeli'nin suyla hayat bulan ilçesi Derince'dir adım. Bereketli Anadolu topraklarını bu kadar cazip kılan elbette her karışının su kaynaklarıyla dolu olmasıdır. Bazı kentler su medeniyetinin izlerini günümüze kadar taşımış ve isimleri suyla anılır olmuştur. Bazıları ise yeryüzünde cennetten bir köşe olmalarına rağmen keşfedilecekleri günü beklemektedir. Bunlardan biri de dünya markası çene suyuyla tanınan Kocaeli'nin Derince ilçesidir. Derince adının nereden geldiği bile bu toprakların suyla olan ilişkisini göstermesi bakımından önemlidir. 1890 yılında liman kurulması için İzmit Körfezi'nde uygun bir yer aranır. Yetkililer en derin yer olarak bugünkü limanın bulunduğu yeri tespit ederler. Burası derinliğinden dolayı Derince Liman diye anılmaya başlar. İşte Derince'nin adı da bu limandan gelir. Zeki Aygün, Derince Belediye Başkanı. Derince Belediyesi sundu.